Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size kısacık bir videolar çekeceğim. Bunların içinde koltuk ayarı nasıl yapılır onlardan da bahsedeceğim. Şimdi arabanın içine geçerek bunları göstermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi aracın içine bindim. Koltuk gördüğünüz gibi bacaklarımı aşırı derecede sıkıştırıyor. Hemen şu alt tarafta, alt kısımda bir mandal var. Bu mandalı kendime doğru çekip hafifçe arkaya doğru ittim. Şimdi yapmam gereken şeylerden bir tanesi koltuğum doğru mu yanlış mı diye bakmam lazım. Bunun için de ne yapıyorum? Benimki manuel araç olduğu için debriyaja sonuna kadar basabiliyorsam parmak uçlarımla, bakın gördüğünüz gibi sonuna kadar basabiliyorsam benim koltuğum gayet uyumlu. Şimdi de bacaklarımı bu şekilde koyduğumda genelde direksiyonuma çarpmaması gerekiyor. Bakın gayet rahatlıkla oynatabiliyorum. Otomatik vites araçlarda da frene parmak uçlarımla dokunduğumda gayet yetişebiliyor ayaklarım. Mesafem gayet güzel. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de burada gördüğünüz gibi bir mandal var. Bu mandalı yukarı doğru çektiğimde beni yukarı doğru yükseltiyor. Arabam, yani ben buradan bayağı yüksekten görüyorum ama bazen kısa boylu bayanlar için bu tercih edilebilir. Şimdi bu şekilde de parmağımla aşağı doğru ittiğimde de beni bayağı bir aşağıya doğru itti. Bunu da genelde uzun boylu bayanlarda kullanmayı tercih edebilirsiniz. Kendi boyunuza göre burayı kullanarak optimum seviyeyi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz sırtlık var arkadaşlar. Benimkinde burada yuvarlak ama bazı araçlarda da aynı buradakinin yanında küçük bir mandal şeklinde olabilir. Burada ne yapıyor? Sırtımızı ileri veya geri bu şekilde ayarlama yapabiliyoruz. Bakın arkadaşlar, ben biraz yatırdım böyle kendi görüş mesafeme göre. Ama isterseniz şöyle çok dik de yapabilirsiniz. Ama kesinlikle şöyle yapışır halde kullanmıyoruz arabayı. Veya da şu şekilde de aşırı da uzakta durmuyoruz. Kol mesafelerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Debriyaja sonuna kadar basabilmesi gerekiyor. Bunlara dikkat edersek güzel olur. Teşekkür ederim izlediğiniz için.